Sevgili dostlar merhaba. Ramazan'da sorulan bazı sorulara geçen hafta değinmiştik. Çok eleştirilen ve gülünç bulunan bu sorular neden soruluyor diye üzerinde durmuştuk. Acaba bu tür sorular Yaşar Nuri Öztürk hocamıza sorulsaydı nasıl yanıtlar verirdi diye merak ettik ve kendisiyle canlı bağlantı kurduk. Hocam katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim canım, ne var şuradan şurası. Peki hocam, vaktinizi almadan hemen sorulara geçmek istiyorum. Sevgili izleyicilerimiz, ayrıca sizlerden gelen soruları da canlı bağlantılarla ilerleyen dakikalarda alacağız. İyi, beni bağlamaz, sizi bağlar. Bağlarsam bağla, ben ne yapayım? Sorulardan biri şu: saçma olduğunu biliyorum ama aklıma beynime sormadan edemiyorum. Acaba kolonya ile abdest alsak orucumuz bozulur mu? Lan 5 liralık kolonya olmuş 25 lira. Zaten bunu alırken sinir bozuluyor, küfredesi geliyor, abdestin bozuluyor. Tövbe estağfurullah. Bozmaz kardeşim. Ne alakası var? O uçuyor. İşkembene bir şey girmiyor ki. Ben ne diyeyim buna ya? Bir başka soru var hocam. Adamın 3 evi ve 3 eşi var. Sokağa çıkma yasağı uygulandığında hangi evinde kalacağına karar veremiyormuş. 3 şıktan hangisini yapmalıyım diyor. A. Dağdaki evinde. B. Bayırdaki evinde. C. Düz ovada. Canım bu devirde 3 ev 3 eşle teneşire uzansın lan. Lan ne iş bu ya? Dağdaki evi, bağdaki evi, düz ova. Ya geç ulan, başka soruya geç ya. Jackie Chan tamam. Tekmesi atarım vallahi. Tamam hocam, hemen geçiyorum. Tabii bunlar size sorulan değil de hani genelde sorulan sorular hocam. Bu soruları bir de size soralım dedik. O yüzden soruyoruz. Taharetlenirken su kaçırdım. Acaba orucumun kazası gerekir mi demiş. Ya şey yapmayın kardeşim. Şeyine su kaçırmayın ya. Geç bu soruları, geç. Geç kardeşim, geç. Geç. Hemen geçiyorum hocam. Acaba yakın zamanda altının durumu ne olur? Ulan bir tane de İslam'la ilgili soru sorun. Allah'ınızı severseniz ya. Ulan altını üstünü ben ne bileyim ya. Her tarafın altı üstüne geldi ya. Tövbe tövbe. Para mı var ki altın alalım ulan? Evet, canlı bağlantılara geçelim. Evet sevgili izleyiciler, canlı bağlantılara geçiyoruz. Yaşar Nuri hocamıza sorularınız varsa alabiliriz. Alo. Hocam iyi yayınlar diliyorum. Ben rüyamda iftar bekliyordum ama iftara 5 dakika kala dayanamadım, sivri biber yedim. Sizce bu neye delalet eder hocam? Fazladan oruç mu tutsam? Sağ olun hocam. 5 dakika kala biber yemiş. İyi halt yedin. Acı mıydı bari? Ya işin özü şu, unutarak, kasten olmadıkça bir şey olmaz kardeşim. Bir sofra ziyafet yiyor adam, hocam bozulmuş mudur diyor. Ne bileyim lan ben. Diğer telefonumuzu alalım. Alo. Hocam, yanlışlıkla düğme yuttum. Orucum bozulur mu? Bu birinci sorum. İkinci sorum hocam, Instagram'da yemek fotoğrafları paylaşılıyor. Acaba bunu iftardan sonra yapsak daha iyi olmaz mı hocam? Bir şey söyleseniz hocam. Düğme ne zaman yutuyor? Ya diğer zamanlarda da mı düğme yutuyorsun? Yoksa iftarda canım mı çekti düğme? Ulan ya kafayı yiyeceğim ya. Ya adamı bir daha öldürür bu sorular ya. Ya yemezsen bir şey olmaz ya. Kafayı yiyeceğim ya. İşte bu bozacak bu kardeş. Evet, başka bir telefon. Alo. Hocam hani bazen temizlik için kadın eli değmiş deniyor ya. Ne bu? Hocam hani kadın temizlikte daha bir titiz olur ya, onu kastediyor arkadaş. Hocam peki böyle bir temizlik sizce caiz midir? Şimdiden Allah razı olsun hocam. Ya ne olan bu? Cins misiniz ya? Ne cinsler var ya? Başka bir şey ya. Alo. Arkadaş herhalde hattan düştü hocam. Neyse biz diğer telefonumuza geçelim. Alo. Hocam iyi günler. Sahurda lokma ağzımdayken uyumuşum. Acaba yutsam mı, yutmasam mı karar veremedim. İftara da daha çok var. Ben ne yapmalıyım? Şimdiden Allah razı olsun hocam. Sizi çok seviyoruz hocam. Ya beni Allah'ını seviyorsanız böyle sorular soranlar beni sevmesin ya. Ağzında lokmayla nasıl uyuyorsun lan? Gebertir adamı lokmaya. Hocam. Ya nasıl nefes alıyorsun sabaha kadar ya? Ya
Ağzım açtırmayın. Ağzımdaki baklayı çıkartmayın hocam. Lan geç geç öbür telefona geç ya. Tamam hocam geçiyorum. Alo. Hocam su ile oruç açmak sevaptır deniliyor. Acaba iftardan önce de bunu yaparsak sevap olur mu? Kapattım dinliyorum hocam. Ben ne diyeyim ya? Bu kadar boş soruları soracak nasıl bir adamsınız siz ya? Ya sene 2020? Ulan bir kere şaşırtın be. Haram yemek orucu bozar mı deyin. Başka bir şey sorun ya. Gidiyorum ben ya. Ben durmam buralarda ya. Selçuk. Hocam bu izleyiciler hani diğer soruları duyunca onlar da herhalde bu tip soruları sorma ihtiyacı duydu. Aslında bu tip sorular neden böyle yaygın biz de anlamaya çalıştık. Herhalde yanlış yanıtlar yüzünden bu sorular sorulmaya devam ediyor diye düşünüyoruz. Hocam aslında verdiğiniz tepkilerle sorulara en iyi yanıtları verdiğiniz kanaatindeyim. Anlayan anlamıştır. Nitelikli hocalarla kaliteli programlar yapılsa da toplumsal bilinç bu noktada biraz daha yükselse bu çok daha iyi olacaktır diye düşünüyoruz. Hocam siz aslında zamanında insanları ezbere din anlayışına karşı epey düşündürdünüz. Bunun için size çok teşekkür ederiz. Rica ederim canım. Abi bu ne gerilimdi ya. Sevgili dostlar, bir programımızın daha sonuna geldik. Merhum Yaşar Nuri Öztürk'ü canlandıran ünlü radyocu, değerli dostum Mansur El Sabah'a çok teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Korkma, sönmez bu şarkı.